Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdiki durağımız Bilecik. Bilecik'e bağlı Pazaryeri ilçesindeyiz. Pazaryeri denince akla tabii ki en güzel lezzetlerinden bir tanesi. Birçok lezzeti var ama en güzel lezzetlerinden bir tanesi de bozamız. Bozasıyla ünlü Pazaryerimizde tabii markalaşmış bir isim. Soydan Boza'ya konuk oluyoruz ve yanımızda firmamızın ortaklarından Nurettin Soydan ile birlikteyiz. Merhaba Nurettin Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederiz, nasılsınız? Sağ olun. Şimdi 1936 yılından bu yana hiç değişmeyen adresinizde, mekanınızda o yıldan bu yana hizmet veriyoruz, öyle değil mi? Veriyoruz, evet. Hizmet veriyoruz. Peki, tabii bunları anlatacağız da bu güzel lezzetlerimizden bahsedeceğiz ama öncelikle firmamızı ben tanımak istiyorum. Özellikle Soydan Boza ne zaman kuruldu, nasıl oluştu, nasıl bugünlere geldi? Evet, dedem İshak Soydan 1936 yılında bu mekanı açıyor, Mayıs ayında. Bu Mayıs ayı itibariyle 77 yılda oldu. 78. yıla girmiş oluyoruz aynı zamanda. Evet. Dedem devam ettirmiş bu işi. Daha sonra babam ve bizler devam ettiriyoruz. Üçüncü kuşak nesil üçüncü, olarak. Dördüncü kuşaklar da yetişti bu arada. Evet. Devam ediyoruz. Aynı lezzeti devam etmeye çalışıyoruz. Aslında nesil devam ediyor ama lezzet de hiç değişmeden devam ediyor. Evet. Nesilden nesile aktarılan bir lezzet aslında. Aynen öyle. Dededen öğrendiğimiz şekliyle devam ettiriyoruz. Hiç değişen bir şey yok. Sağ olsun müşterilerimiz de bu bilinçteler. Bizi yalnız bırakmadılar, bugüne getirdiler. Aslında sadece biz değil tabii. Evet. Tabii ki, tabii ki muhakkak onların da çok büyük desteği, katkısı var bu anlamda ama tabii bu arada bu güzel lezzetimiz aslında Bilecik'in en güzel lezzetlerinden bir tanesi. Boza olarak evet. Boza olarak tabii. Geçiyor. Tabii bu arada bunun üretim aşaması da çok çok önemli. Evet. Özelliklerinden biraz bahsedebilir miyiz? Tabii. Neden bu kadar çok talep ediliyor? Niye bu kadar zamandır sürekli böyle bu lezzeti yapıyorsunuz? Dediğim gibi dededen öğrendiğimiz şekliyle devam ediyoruz. Bunu hiç değiştirmedik. Müşterimiz de bunun bilincinde. Türkiye'nin nüfusu arttı. Haliyle müşterimiz de arttı. Ulaşabildiğimiz her noktaya kendi araçlarımızla olsun, kargoyla olsun sevkiyat yapıyoruz. Bu lezzeti arzu eden bütün müşterilerimize tattırmaya çalışıyoruz. İmalatına gelince bozamız su, şeker, mısır ve buğdaydan imal ediyoruz. Yıllardır bu sistemle çalışıyoruz. Fakat çok faydalı bir ürün. Evet, tamamen doğal. Doğal, faydalı bir ürün. Çocuklarda kemik yapısını geliştiriyor. Annelerin sütünü arttırıyor. Yaşlara pişkin olduğu için hazmı kolay. Bir de sitrik asit kendisi ürettiği için fermente olayı var. Hazmı kolaylaştırıyor. Evet. Son yıllarda bir televizyonda, ulusal televizyonlarından birinde bir bayan doktor kadınlarımızın maske yaptığını ve bu program 2 yıl üstte yayınlandı. Bunu biz öğrenmiş olduk dolayısıyla. Yani faydası saymakla bitmiyor. O da gerçekten mükemmel bir gıda. Ama Türkiye'mizde kış mevsiminde, kış aylarında daha çok tüketiliyor. İnşallah bunu ileriki yıllarda yazında tüketilir hale getirmeye çalışıyoruz. İnşallah. Tabii bu lezzetimiz hiç değişmeden, tadında, lezzetinde tabii. ve kullanılan malzemelerde de hiçbir aksama olmadan nesilden nesile aktarılan İnşallah. Pazar yerinin bir simgesi. Evet. Aslında. Evet, evet. Öyle değil mi? Evet. Hani nesilden nesile aktarılır işte farklı bir kültür vardır. Evet. Bu da onlardan bir tanesi. Boza içmek. Buraya özellikle geldiklerinde, Bilecik'e, pazar yerine geldiğinde herkesin en çok talep ettiği lezzetlerden bir tanesi de bozamız. Ve bu anlamda tabii ki bozamız yıllardır nesilden nesile aktarılıyor. Ama bununla birlikte tabii ki bir markalaşma sürecine de girdiniz. Mutlaka. Öyle değil mi? 1986 yılında dedem 1936'da bu bozaya başlamış. Tabii ilerleyen yıllarda başka bozacılar da pazar yerinde boza yapmaya başlamışlar. Onlar da pazarcık bozası diye
pazar yerinin ismi daha önce Pazarcık idi. 52'de ilçe olunca pazar yeri ismini alıyor. Pazarcık bozası olarak ün yaptı bu yörede. Başkaları da imalata başlayınca biz 1986 yılında markamızı tescil yaptırmış olduk. Soydan boza, Pazarcık soydan bozası. Evet, bizim bozamız başkalarıyla karıştırılmasın diye evet. Markalaşma ihtiyacı doğuyor. Tabii bu anlamda hani yıllardır süregelen bir lezzet bu aslında. Tabii ki bu lezzetin hiç bozulmadan, kaliteden asla taviz vermeden üretimi devam ediyor. Bundan sonrasında da zannediyorum yapılacak yine aynı lezzet hiç değişmeden eski usullerle yapılan bu lezzet hala da devam ediyor. Boza eski yıllarda yapıldığı şekli değil. Artık makineleşme var. Çok güzel bir tesisimiz var. Orada istediğimiz oranda üretim yapabiliyoruz. Güzel geniş bir kapasitemiz var. Bununla yurdun her yerine yetiştiriyoruz. Yetiştiriyoruz diyorsunuz değil mi? Tabii bu anlamda da hani yıllardır süregelen bu lezzeti, kaliteyi tutturmak, devam ettirmek ve aslında babanızın, dedenizin yapmış olduğu bu çalışmayı bu zamanlara getirmek kolay olmadı zannediyorum değil mi? Tabii ki bu bir emektir. Sonra biz bunu hani bozayı biz tabiri caizse çocuk büyütür gibi öyle bir itinayla yapıyoruz. Çocuklarımıza gösterdiğimiz itinayı inanın bozaya, elbaya yani dedenimizin bize öğrettiği şekliyle yapmaya gayret ediyoruz. Aynı çocuklarımızı büyütür gibi bu işle büyütmeye çalışıyoruz. Ve aynı mekanda aynı 78 mekan. Yıldır da değişmeden hiç değişmiyor. Adresimiz de değişmiyor. Aynı yerdeyiz. Aynı yerdeyiz. Zaten Türkiye demeyin de dünyanın neresinde pazarcıklı, pazar yerli varsa bizi andığı zaman bu mekan gözünün önüne geliyor. Onun için biz internet sayfamız da var. Çok memnun olduklarını dışarıda olan, yurt dışında olan hemşehrilerimiz ifade ettiler. Çok iyi ettiniz sayfaya koymak var. Onlar arıyorlar bizi zamanında. Değil mi? Hasret tabii gideriyoruz. Evet. O çocuklukta yaşadıkları şeyleri nostalji olarak yaşıyorlar. Tabii ki. Sizi gördükleri zamanda. Evet. Ama onun haricinde burada tabii ki sadece boza değil. Bununla birlikte çok özel ve çok da güzel bir lezzetimiz daha var. Evet. Bu da tamamen size ait bir lezzet. Evet. Soydan bozaya ait. Biraz bu lezzetimiz nedir? Öncelikle bundan bahsedelim bu biraz daha. Bu da pazarcık helvası. Hani boza gibi. Pazarcık helvası ismiyle anılıyor. Ama tamamen bize ait bir lezzet. Tahin ve şeker. Başka hiçbir katkısı olmayan bize ait bir lezzet. Tabii günlük yapılıyor. Bütün bu lezzetlerimizin hepsi günlük yapılıyor sevgili izleyenler. Evet. Ve gerçekten de çok güzel, tamamen doğal ürünler, doğal malzemelerle yapılan üretimler bunlar. Tabii. Ve hiçbir şekilde hiçbir katkı maddesi de yok. Kesin. Tamamen tahin ve şeker. Tatlandırıcı falan hani glikozu yok kesinlikle. Çünkü dededen öyle gördük, onun vasiyeti de bu şekilde. Nasıl öğrettiğimize öyle yapacaksınız diye vasiyet etti. Biz de bunun dışına asla çıkmayız. Evet, o gerçekten şey. De çok güzel lezzetlerimiz var burada. Tabii bunların, bu güzel lezzetlerin tadına bir bakabilmek için sevgili izleyenlerin yapacakları tek şey nedir? Beklersiz. Soydan bozaya gelmek ama nereye? Pazar yerine. Pazar yeri, evet. Değil mi? Bilecik pazar yerine geldiğiniz zaman kime sorsanız zaten herkes soydan bozayı biliyor. Merkezdeyiz, evet. Merkezde olduğunda herkes biliyor. Tabii ki yapacağınız tek şey buraya gelmek. İki adımlık yol aslında. Evet, evet. Buraya gelenler de bu güzel lezzetin tadına bakabilirler. Tabii ki. Tabii bundan sonrasında bu güzel lezzetlerimiz devam edecek. İnşallah. 5. kuşak, 6. kuşak olarak da, 7. kuşak olarak. Temennimiz o. İnşallah bizim de temennimiz o. Bu güzel lezzetler aslında kaybolmaması gereken güzel lezzetlerimiz. Çalışıyoruz. Tabii. Siz de bunun için çalışacaksınız. Bundan sonrasında da yine. İnşallah. Değil mi? Tabii. Peki. Evet. Çok teşekkür ediyoruz ben verdiğiniz teşekkür tüm bilgiler için. Sağ olun. Son olarak sevgili izleyenlere neler söylemek istersiniz? Bu gibi el sanatlarını diyelim yahut da yöresel lezzetleri müşterilerimiz özen gösterdikleri müddetçe devam edeceğini bilsinler. İlgilerini kesmesinler. Onlardan onu bekliyoruz yani müşterilerimizden. Evet. Aslında kültürlerimizi yaşatalım, onlara değer verelim ve çok daha uzun yıllar bu sektörde olalım diyelim. Tabii. O halde değil mi? Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için sağ olun. Siz de sağ olun.
Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri, 1936 yılından bu yana değişmeyen lezzet Soydan Boza'dan, Bilecik pazar yerinden aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez stüdyolarımızda.